Pnömotoraks göğüs boşluğu içerisinde hava toplanması demektir. Göğüs kafesi içerisinde normalde akciğerlerimiz var, kalp var ve diğer organlar var ama hiçbir şekilde hava yok. Bir şekilde göğüs boşluğu içerisinde hava toplanırsa buna pnömotoraks diyoruz. Bu Latince'de hava ve göğsün bir araya gelmesiyle oluşmuş bir kelimedir. Pnömo hava, toraks da göğüs. O yüzden pnömotoraks göğüs boşluğu içerisinde hava toplanması demektir. Eğer göğüs boşluğu içerisinde hava toplanırsa yani pnömotoraks oluşursa hastalarda ne tür belirtiler ortaya çıkar? En önemli belirti nefes darlığı, öksürük ve sırt ağrısı şeklindedir. Bu üç belirti ortaya çıkar. Yani kendisinde pnömotoraks olup olmadığından şüphelenen bir kişinin bu üç şeyi sorgulaması lazım. Öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı.